Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Yeni bir programda sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Evet, Sağlık Bakanımız bir açıklama yaptı. Böyle kalbimiz küp 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 attı. Neden? Dedi ki Sağlık Bakanımız 85 bin kadro alımı yapacağız. Tabii Sağlık Bakanımız 85 bin kadro alımı yapacağız dediğinde hemen bizim aklımıza ne geldi? Engelli sağlıkçılar ne olacak? Engelli diyetisyenler ne olacak? Yani engelli diyetisyenlerimiz de, engelli sağlıkçılarımız da bu 85 bin kadro alımında olacak mı? Evet, Sağlık Bakanımızın Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Sayın Bakanımız ne söyledi? Bakanlığımız bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta beyaz reforma destek kuvvet. 85 bin yeni çalışma arkadaşı. Görünmemiş başarılar için görünmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın diyor Sağlık Bakanımız. Gerçekten çok önemli bir haber bu. Ve peki burada engelli diyetisyenlerimiz var bir de. Engelli diyetisyenlerimiz ne diyor peki? Yani Sağlık Bakanlığımıza onlar da mektup yazdılar ve bu mektuplarında diyorlar ki biz diyetisyenlerin toplumun her kesimi için gerekli olduğunu gösteren durumlardan yalnızca bir kısmıdır. Daha sağlıklı, ekonomik ve elbette daha üretken bir toplum üretebilmek adına biz diyetisyenlerin etkin bir rolü vardır. Ancak 2018-2022 yılları arasında engelli diyetisyenler için hiçbir kontenjan açılmamıştır. 2022 yılında gerçekleştiren son atamada ise Sağlık Bakanlığı sadece 3 kontenjan açmıştır. Sağlık Bakanlığı'nca atama bekleyen biz engelli diyetisyenler için ayrılan EKPSS kontenjanlarının iyileştirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ediyoruz diyor sayın diyetisyenlerimiz. Evet, yani bana sorsanız Türkiye'de en çok hangi bakanı seviyorsun diye sorsanız hemen derim ki Sayın Fahrettin Koca, sayın bakanımız. Hangi mesleği olmak isterdin? Yeniden dünyaya gelseydin diye bana yine sormak isteseydiniz, ben derdim ki işte engelli diyetisyen olmak isterdim derdim. Ya gerçekten diyetisyenlik artık geleceğin gözde meslekleri ve ben engelli diyetisyenlerimizi o kadar takdir ediyorum ki engellerini aşarak günümüzün o çağ mesleğini yakalamışlar arkadaşlar. Yani bravo. Hepsi temiz kalpli insanlar. Hepsini seviyorum. Yani o kadar güzel kalpli insanlar ki. Sayın Bakanım, yani bu ithafım size Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz, yani biz biliyoruz. Beyaz Ay Derneği'ne de çok canı gönülden destek veriyorsunuz. Bir dediğimizi iki etmiyorsunuz. Lakin sizlerden ricamız Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz yani diyetisyenlerimiz yani en az 50 kontenjan istiyorum diyor. Ya 85 bin kadro alımında 50 kontenjan nedir ki? Sayın Bakanım, yani bakın Sağlık Bakanlığı'nda yani engelli sağlıkçılarımız, engelli diyetisyenlerimiz gerçekten sayıları çok az. Yani emin olun, yani o kadar dua alırsınız ki bu bağlamda ve arkadan gelen engelli sağlıkçılarımız, engelli diyetisyenlerimiz için de o kadar büyük bir özenç gösterirsiniz ki. Lütfen, lütfen sizden ricamız engelli diyetisyenlerimizin de tamamının bu kadroya alınması. Engelli sağlıkçılarımızın da, yani artık ne kadar alım yapacaksanız Sayın Bakanım. Yani bu konuda sizin çok böyle dünyanın en güzel kalbine sahip olduğunuzu da biliyoruz. Bu bağlamda bu yayınımıza da ses vereceğinizi biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan bizleri izleyenler de varsa Allah rızası için lütfen lütfen Sağlık Bakanımıza bu yayınımızı izlesinler. Evet Sayın Bakanım, sizleri çok seviyoruz. Engelli diyetisyen kardeşlerimiz,
Engelli sağlıkçılarımız, sizleri çok seviyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle yani sizlerin yerleştirilmesini de göreceğiz. İnşallah bizler de vesile oluruz. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.